Ama köklerinin dereceleri aynı değil. Aynı değilken çarpmak mümkün değil. Derecelerini eşitleyeceğiz tabii. Birincinin kökünün derecesi 2. Şimdi şöyle bir şey düşünebiliriz. Diyelim ki bunlardan farklı olsun. 7'nin karesinin küp köküyle karşılaştık. Bu sayı aslında şudur. 7 üzeri 2 bölü 3. Burası bir kesir. Biz istersek bu kesri genişletebiliriz. Mesela bu kesri şöyle 5 ile genişletebiliriz. 5 ile genişletirsek şuna dönüşecek. 7 üzeri 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10 bölü 5 ile 3'ü çarpıyorum. 15. Şimdi biz bunu tekrar köklü sayıya dönüştürürsek şunu. 7 üzeri 10, şurası 10. Burası da kökün derecesi de 15 olur. Yani şu iki sayının ikisini de 5 ile çarpmış olduk. 3'ü 5 ile çarptık 15, 2'yi 5 ile çarptık 10. Başka bir deyişle biz şu ikisini aynı sayıya çarpar veya bölersek aslında bizim sayımız değişmeyecek. Bunu yapabileceğiz. Siliyorum şunu. Şimdi buna göre hepsini eşitlemeye çalışacağız. Şurası 2. Bunlar 6'da eşitlenir. Ben daha açık olsun diye tekrar yazacağım bunu. Şu sayı 2 üzeri 1. Bunun karekökü çarpı ikincisi 5 yani 5 üzeri 1. 6. mertebeden kök. Çarpı diğeri 5 üzeri 1 kök. Tabii bu da 3. mertebeden kök. Şimdi hepsini 6 yapmak istiyorum. 6 yapmak istediğimize göre bunu 3 ile çarpmalıyız ama şurayı da çarpacağız. İkinciye herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten 6. Üçüncü de 2 ile çarpmalıyız. Ama burayı da çarpacağız ki sonuç değişmesin. Şimdi bunu yaparsak 6. mertebeden kök içerisi 2 üzeri 3 çarpı burası 6. mertebeden kök içerisi 5 üzeri 1 çarpı şurası 6. mertebeden kök içerisi 5'in karesi oldu. Bunu yapmak mümkün. Şimdi hepsi 6. mertebeden aynı kökün içine alacağız. Bu sayı 2'nin kübü. Şurası 5'in birinci kuvveti. Burası 5'in ikinci kuvveti. Tümünün kökü de 6. 6. mertebeden kök. Böyle yazmak mümkün. Şimdi şu 2 5'li kısım çarpılırsa 5'in kübü olacak. Birinci, ikinci kuvveti çünkü. 2 üzeri 3, 5 üzeri 3. Yine 6. mertebeden kök. Üstler aynı, tabanları çarpabiliyoruz şimdi de. Şöyle yukarıdan devam edeceğim. Üstler aynı, tabanları çarparız. 2 çarpı 5 üzeri 3. 6. mertebeden kök. Yani bir adım daha gidelim. 10'un kübü 6. mertebeden kök. Şimdi az önce çarpmıştık. İstersek bölebiliriz de. Yani şu 3 ve 6'yı aynı sayıya bölebiliyorsak bölebiliriz de. Mesela şu an 3'e bölünüyor onların ikisi de. 3'e bölelim. Şöyle bölü 3 diyorum. Buraya da bölü 3 diyorum. Bu durumda da şurası ikinci mertebeden kök olacak. Yani bizim bildiğimiz karekök. Burası da 10 üzeri 1 yani 10. Başka bir deyişle işlemin sonucu karekök 10 olacak.